Merhaba arkadaşlar. Orkide Rüyam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kasım ayı geldi. Orkidelerde artık çiçeklenme, dal çıkarma zamanları geldi. Ben orkidelerime hangi bakımı yapıyorum ve size göstereceğim arkadaşlar birazdan. Çok güzel çiçek dalı çıkarmaya başladılar. Sizlerle de paylaşmak istedim. Ben evde kür yapıyorum, doğal kür. Şimdi tam çiçeklenene kadar bunları vermeye devam edeceğim. 15-20 gün aralıklarla. Sizlere uygulamış olduğum bu kürlerle çiçeklerim nasıl yeni çiçek dalı vermeye başladı onları göstermek istiyorum. İlk önce çiçeklerimden başlayayım arkadaşlar. Tam da sabah güneşi evimize vuruyor. Tabi gösterebildiğim kadar en dalların arasından yeni çıkanlar var. Onları sizlerle şöyle paylaşayım arkadaşlarım. Bu yan dal budamalarını da zamanında yaptığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar hep benim yan dallardan çıkan çiçek saplarım ve yeni orkide çiçek saplarım da çıkmaya başladılar. Bu 3 dallı bir orkide. Bu sene tekrardan yeni bir çiçek sapı daha verdi buradan. Bu da budamış olduğum orkide. Buralardan tekrardan çiçek sapı vermeye başladı. Arkadaşlar orkidelerde güneş çok önemli, gün ışığı. Gördüğünüz gibi bizi sabah güneşini çok güzel alıyor orkidelerimiz. Ve sabah güneşi şu anda kış dönemine girdiğimiz için yakıcı olmadığı için tülümüzü biz yukarıya topluyoruz. Daha çok gün ışığı almasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan da çok güneşten belki gösteremeyebilirim arkadaşlar ama artık çoğu çiçeklerimde artık böyle çiçek gözlerinden patlamaya başladılar. Şu şekilde yeniden hem yan dallarından çiçek gözü patlattılar hem yeni çiçek sapı çıkartıyor arkadaşlarım. Şurada iç kısımda bir tane daha var ama onu tam size gösteremiyorum. Biraz daha büyümesi gerek. Şurada çiçek gözleri var. Şuralarda. Buralarda arkadaşlarım hep yeni yeni çiçek sapları çıkarmaya başladı orkidelerim. Burada, şurada yan dallardan patladılar. Bunların da böyle olmasının sebebi arkadaşlarım bakımla alakalı. Gün ışığı ve nemlendiriyoruz biz bunları gün içinde. Ve şu kürden uyguluyorum arkadaşlarım. Size de tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi. Çiçeklerimin çoğu artık yavaş yavaş bakım ve emeğin karşılığını vermeye başladı arkadaşlarım. Ben bunları şu şekilde yapıyorum. Gün içinde biriktirdiğim, haşladığım yumurtaların suyunu şöyle bir kaba alıyorum. Ve bunu şu kadar bir arkadaşlar çok fazla değil şu kadar bir aloe verayı içine atıyorum. Bir tane de sarımsak. Bunu blenderda parçalıyorum arkadaşlar. Parçaladıktan sonra genelde 1 litre su. Bunda 1 litre 3 veya 4 bardak su var içinde. Şu şekilde süzüyorum. Bunu arkadaşlarım şu şekilde uyguluyorum. Orkidelerime bundan 4 kaşık fazla vermiyoruz. 4 kaşık veriyoruz. Bunu 15-20 günde bir tekrarlıyoruz. İlk çiçeği açana kadar verebilirsiniz. Sarımsak bitkilerdeki mantarı da önlediği için aloe vera da bitkilerin köklerini beslediği için çok faydalı. Bunları size tavsiye ediyorum arkadaşlarım.
Ben bunu diğer bütün çiçeklerimi bu şekilde tüm köklerini dörder kaşık veriyorum. Çiçeklerinizi beslerken arkadaşlar şu orta kısmına kesinlikle su kaçırmayın. Eğer su kaçtığını gördüyseniz, fark ettiyseniz hemen bir peçeteyle kurulayın. Çünkü bu çiçeğin taç yaprağının kurumasına sebep oluyor. Bu da kuruduğu zaman kesinlikle bir daha bu ortadan yaprak vermiyor arkadaşlar. Onları gördüğünüz zaman mutlaka kurulayalım. Bir de ben bunu arkadaşlar size göstereyim. Sera'dan almıştım bunu. Üzerinde hiçbir çiçeği yoktu. Çiçeği bitmişti. Ne renk olduğunu bile bilmiyorum ben bunun. Ben bunu güzel geldikten sonra temizledim. Sirkeli suyla yapraklarını sildim. Daha eve geldikten sonra fark ettim temizlerken. Bu bence beyaz bir orkide. Bunu da nereden anladım? Şurada gördüğünüz gibi gösterebilirsem sizlere. Şurada bir iğne izi var. İğne izi var arkadaşlar. Şurada. Şöyle daha yakından göstereyim. Bu beyaz bir orkide. Buna buradan renkli mavi su veriyorlar arkadaşlar. Bu çiçek sapı büyüdüğü zaman tomurcuklara kadar bu mavi su gittiği zaman bu beyaz orkide mavi çiçek açıyor. Mavi bir orkide yok arkadaşlar, size söyleyeyim. Bu ilaçla olan bir orkide. Orkide solduğu zaman çiçekleri, tekrar çiçeklenme zamanı gelip açtığında orkideniz beyaz açacaktır. Ben de ilk defa bu sene çiçeği açacak. Merakla bekliyorum. Bazı çiçeklerimin yapraklarından tanıyorum arkadaşlar. Ne renk olacaklarını. Bazılarını unuttum. Bu kadar çok olunca unutuyorum. Şimdi ben de çok heyecanla bekliyorum. Acaba ne renk açacak diye. Bazıları bana da sürpriz oluyor. Unuttuklarım oluyor mesela. Arkadaşlar çiçeği de görmüşken hatırlatayım. Bu kürü, yaptığımız bu kürü eğer orkideleriniz çiçekliyse vermiyoruz. Çünkü çiçeklerini döker. Sadece çiçeklenme zamanı veriyoruz. İlk çiçek, ilk tomurcuğu açana kadar. Daha sonra hiçbir şekilde vitamin, kür vermiyoruz. Sadece yumurta haşlama suyu verebilirsiniz. Hava köklerini de muz kürü yapmıştık daha önce. Şu hava köklerini fıs fısta muz kürü spreyleyebilirsiniz. Ama çiçeğin gövdesine, kök kısmına vitamin veyahut da evde yaptığımız kürlerden uygulamıyoruz arkadaşlarım. Bir de ben size şunu göstereyim. Bunu geçen gün şu orkidemde denedim. İlk bu orkidede denedim. Köklerini göstereyim size. Bir bozulma olmadı. Çünkü ilk şeyi her zaman tek bir orkidemde deniyorum. Hepsinde denemiyorum. Gördüğünüz gibi şu köklerine bakın, ne kadar aktif, uçları ne kadar güzel. Onu da şöyle yaptım arkadaşlar. Aloe vera. Şuralarını, en aktif olan yerlerine şu şekilde aloe verayı kullanıyorum. Şurada gösterirsem daha rahat olur. Şu şekilde arkadaşlar. Aloe verayı kullandım. İlk onda kullandım. Acaba bozulma olur mu olmaz mı diye tereddütte kaldım. Onun için hiçbir şekilde bozulma olmadı. Bunlarda da siz de böyle yaparsanız hava kökleri daha hızlı bir şekilde gelişmiş olur. Şimdi zaten çiçeklerimizin daha çok besine ihtiyacı var arkadaşlar. Çiçeklenme dönemi, daha sonra çiçeklendiği zaman kesiyoruz. Zaten yeteri kadar enerjiyi almış oluyor arkadaşlar. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.